Evet arkadaşlar, 9. hafta BST 217, BTS 217 her iki derste internet programcılığı dersinin 9. hafta dersini işleyeceğiz. Geçen hafta vize haftasıydı. Vize ile ilgili değerlendirmeler arkadaşlar, altyapıda oluşan, internet altyapısında oluşan bir sıkıntıdan dolayı cumadan beri internetim yok. İnceleyemedim. İnternetim geldiği zaman onları, vizeleri inceleyeceğim, vize projelerini. Bu hafta arkadaşlar artık SQL şey veri tabanı nedir? Veri tabanlarıyla nasıl çalışılır? SQL nedir ve SQL komutları nelerdir konusunu düşüneceğiz. Öncelikle veri tabanı nedir konusuna gelelim arkadaşlar. Veri tabanı hani Oracle sitesinden alınan tanım. Karşınızda gördüğünüz veri tabanı genellikle elektronik olarak bir bilgisayar sisteminde depolanan yapılandırılmış bilgi veya veriden oluşan düzenli bir koleksiyondur. Veri tabanı genellikle bir veri tabanı yönetim sistemiyle kontrol edilir. Veri ve DBMS ve aynı zamanda bunlarla ilişkili uygulama yazılımları bir araya getirildiğinde sıklıkla yalnızca veri tabanı olarak kısaltılan veri tabanı sistemi olarak ifade edilir demiş Oracle sitesindeki tanım, uluslararası tanım arkadaşlar. Onu şöyle açalım. Biliyorsunuz bilgisayar adı üstünde bilgi sayar. Yani bizim işimiz bilgiyle. Peki bu bilgiyi biz depolarken bir düzen ihtiyacı duyduğunda nasıl düzenlememiz gerekir? İşte bu ihtiyaca cevaben arkadaşlar veri tabanı dediğimiz bir kavram ortaya çıkmış. Ne yapılıyor? Bir Excel tablosu gibi bir tablosal yapı oluşturuluyor. Bu tablosal yapıda arkadaşlar tutulmak istenen veriler bir başlık altında öncelikle başlıkları belirleniyor ve o başlıkların altında da hangi tip veri tutulacağıyla ilgili özellikler belirleniyor. Yani burada şöyle açıklayalım. Adı bilgisi tutacağım, kullanıcı adı bilgisi tutacağım, soyadı bilgisi tutacağım, yaş bilgisi tutacağım, doğum tarihi bilgisi tutacağım diyerek programcı öncelikle hangi bilgileri tutacağını belirlemek zorunda. Ardından bu bilgiler hangi veri tipinde oluşacak? Yani adı bilgisini ben string olarak tutacağım ama işte burada maksimum boyut kaç olacak? Bir kişinin en uzun adı ne olabilir ki? Hadi 20 karakter olsun deyip 20 karakterlik bir boyut ayırabiliyor. İşte doğum tarihi tutacağım dediği zaman tarih bilgisi tutulacağını belirtiyor. Yaş bilgisi tutacağım dediği zaman sayı bilgisi tutuyor. Sayı bilgisi tutarken de burada diyor ki işte bir insan en fazla 100 yaşına kadar yaşayabilsin. Hadi 200'üne kadar yaşayabilsin. 1000 değerini tutmayacağım. O zaman diyor işte yaş bilgisinde nümerik sayı tutacağım. En fazla 256 sayısını alabilir diyerek ona göre bir veri tipi belirliyor. Bir de işte bunları belirledikten sonra arkadaşlar bu bilgileri kullanıcılardan gelen bilgileri alt alta sıralayarak her bir yeni kaydı tablonun altına yeni bir kayıt olarak ekleyerek işlemine devam ediyor. Tabii bu bilgisayardan önce bunu biz nasıl tutuyorduk? Yani bilgisayardan önce veri tabanımız en bilinen veri tabanı neydi? Bilgisi olan var mı arkadaşlar? Şöyle hani şu cümleyi şöyle toparlıyorum. Bilgisayar çıkmadan önce insanlığın çok eskilere de gitmeyelim. Yeni yakın 1970'ler, 80'lerde bilgisayarların yaygınlaşmadığı döneminde bizim özellikle esnafımızın kullandığı veri tabanı neydi arkadaşlar? Söyleyecek olan var mı? Defter. Ne defteri? Ben Ne söyledim defteri? hocam. Ne defteri? Aykut. Ne defteri? Şey defter işte. Bakkalların veresiye defteri değil mi? Evet, veresiye defter Heh, hocam. aynen öyle. İşte arkadaşlar veresiye defterlerindeki sistem de aynıydı. Kim? Öncelikle bir sayfa ayırıyordu. Bakkal diyordu ki bu işte memur Ali Bey. Altına hangi tarihte ne almış? Ne kadara almış, hani kaç gram almış, kaç tane almış. Bunları kaydediyor, kaydediyor. Ondan sonra
Ne zaman borç ödemiş, ne kadar borç ödemiş. İşte bunların bilgisayarda tutulması arkadaşlar aynı veresiye defteri mantığıyla başladı. Biz de veri tabanlarında bilgileri kategorilere de ayırdık. Yani şöyle söyleyelim, tablolar bir veri tabanında birden fazla tablo kullanarak işte bir tabloda kullanıcı verilerini tuttuk, bir tabloda yorumları tuttuk örneğin, bir tabloda mesela stok bilgilerini tuttuk, bir tabloda alışveriş bilgilerini tuttuk, bir tabloda fiyat bilgilerini tuttuk ve bunların bu tabloları bir araya getirerek bir veri tabanı dosyası oluşturduk. Aslında günümüzde en yaygın olarak, yani en yaygın olarak şöyle söyleyelim, yaygın olarak kullanılan veri tabanlarından birisi de arkadaşlar Excel'dir. Yani şöyle ekranımıza getirdiğimiz zaman Excel'i, bakın bu bir tablodur. Veri tabanı da aynı mantıkla çalışıyor. A sütunu, B sütunu, C sütunu şeklinde bir isimlendirilme verilmiş. Biz buraya istediğimiz tabloda istediğimiz isimlendirmeleri yapıyoruz. Peki bu tablonun adı nedir? İşte burada mesela şunu diyoruz. Örneğin user ID diyoruz. Şöyle user ID diyoruz. Buraya işte user name diyoruz. Verdik. Tablonun adına da diyoruz ki user. Ardından yeni bir tablo açıyoruz ve buraya da diyoruz ki mesela nedir? Stock no, stok adı, stok miktarı diyoruz ve ardından bu tabloya da diyoruz ki stok. İşte bir veri tabanı da aynı bu yapıda birden fazla tablonun oluşturduğu Excel tabına benzeyen bir dosya. Tabi bunun ofis paketinde kullanılan, pardon, ofis paketinde kullanılan Access veri tabanı programıdır. Access'tir. Bu da bir veri tabanıdır. İşte burada Access'e ait veri tabanının uzantısını belirliyor. Oluşturduğunuz zaman bakın yine karşımıza arkadaşlar yüklenmesini bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakın kimlik işte tablo 1 şeklinde geldi. Tablo 1'in ismini buradan değiştirme şansımız var yeniden adlandır diyerek. Tabii öncelikle açıkken adlandıramazsınız. Şunu kapatıyoruz. Tabii hiç oluşturmadı. Tablo dedik. Şuradan bir şeyler ekleyelim. İşte user ID dedik. Bakın alan 1. Şuraya pardon, alanı yeniden adlandır. User ID dememiz lazım. Şuraya kısa, bakın burada belirliyoruz. Şuraya user ID demiyoruz. Şurasıydı. Şurada bakın işte kısa metin mi? Nedir? Kullanıcı adı olacak. Ne yapıyoruz? User name diyoruz. Bu şekilde bir tablo oluşturuyoruz. Bu tablomuzu arkadaşlar oluşturduktan sonra bakın yeni bir tablo oluşturalım. Şurada hemen yeni bir tablo. Burada tablo 2 dedi. Şu tablo 1'in adına ne demiştik? Açıkken şimdi kaydedelim. Kaydet. Heh. Tablo 1 dedi. User dedi. Tablo 2'miz geldi. Buraya da işte ne dedik? Stok. Kısa metin. Stok adı. Tamam. Stok adı diyelim. Kısa metin. İşte sayı nedir? Stok adedi gibi. Bu şekilde bir tablo oluşturuyoruz. Bunu kaydet dediğimiz zaman da buna da stok diyor. Bu da bir işte veri tabanı dosyası oluyor arkadaşlar. Bu dosyamızı biz istediğimiz bir programlama dilini kullanarak veri ekleyip veri silebiliyoruz veya veri listelemesi yapıyoruz gibi.
işlemleri bu dosyadan yapabiliyoruz arkadaşlar. Veri tabanıyla ilgili, tabii burada belirtilen yönetim sistemi denilen işte bu arayüzdür. Veri tabanı arayüzüdür. Veri tabanı arayüzünü kullanarak veri tabanlarında listelemeler, veri tabanında düzenlemeler, veri tabanında yeni kayıt eklemeler, silmeler gibi işlemleri yapabiliyoruz. Peki bunu niye anlatıyoruz? Siz de bundan sonraki dersinizde arkadaşlar, daha doğrusu final sınavında yaptığınız statik siteyi artık dinamik siteye çevireceksiniz. Yani nedir dinamik site? İşte bir en basit üye yorumlarını alacaksınız. Kullanıcı hesabı oluşturmayı yapacaksınız. Sitenizdeki bilgileri veri tabanına ekleyip veri tabanından çekeceksiniz. Yani bir haber veya bir bilgi sitenize eklediğiniz şu an statik olarak eklediğiniz verileri arkadaşlar dinamik olarak veri tabanına kaydederek oradan veri tabanından sitenize getireceksiniz. Bir nevi forum sitesine benzer bir yapı oluşturacaksınız arkadaşlar. Veri tabanı konuyla ilgili hani açıklayacağımız daha çok şey olabilir ama uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Basitçe bu. Peki veri tabanı dünyada en çok hangi veri tabanları kullanılıyor diye baktığınız zaman arkadaşlar %30 oranında Oracle firmasının veri tabanı kullanılıyor. %25 oranında da MySQL kullanılıyor. %19 oranında da PostgreSQL kullanılıyor. Bir de %7 oranında MS SQL var. Şimdi şöyle bir bilgi verelim. SQLite da şu sıralar revaçta olan veri tabanıdır. %9 olarak görünüyor. Bunun tam olarak 2019 yılı diye hatırlıyorum. 2020 değildir. SQLite'da kullanımı artan bir veri tabanı. Peki nedir? Yani buradaki firma isimleri işte Oracle, PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Microsoft'undur biliyorsun. Bunların özelliği nedir? Burada şöyle söyleyelim basit olarak arkadaşlar. Veri tabanında önemli olan bir kayıt arttıkça işlemin hızlı olmasıdır. Yani 3 kayıt, 5 kayıt, 10 kayıt, 100 kayıtlık bir verinin çekilmesiyle milyonlarca verinin çekilmesi arasındaki fark işlemci farkıdır, bir donanımsal farktır ama yazılımsal olarak da fark vardır. Yani donanımı siz ne kadar güçlü kılsanız da yazılım buna yetişemeyebiliyor veya çoklu görevlerde sıkıntı yaşatabiliyor. Şu an dünyada en çok kullanılan veri tabanı veri tabanı markası olan Oracle arkadaşlar güvenlik ve hız olarak kendini kanıtlamış bir firma. Büyük veri tabanları Oracle'ı kullanıyor. Özellikle ticari amaçlı olan veri tabanları. Yani diyeceksiniz ki hocam Google Oracle mı kullanıyor? Hayır. Veya işte Facebook Oracle mı kullanıyor? Hayır. Onlar kullandığı veri tabanı farklı. Ama ticari amaçlı kullanılan veri tabanlarında arkadaşlar verinin hızlı işlenmesi öncelikli olduğu için Oracle şu an %31 kullanım oranına sahip. Tabii ikinci sırada MySQL'in olması ücretsiz bir veri tabanı olmasından kaynaklı olarak yaygınlaşmıştır. Özellikle PHP kullanımı ve işte biraz önce bahsettiğimiz Facebook, Google, tabii Google MySQL kullanmıyor ama Facebook'un yapısında MySQL veri tabanı kullanılıyor arkadaşlar. O da tabii %25'i bir oran %25 bir orana ulaşmasına sağlamıştır. Burada MS SQL tabii Microsoft'un SQL Server'ı desteğidir. Bu da özellikle orta ölçekli firmalarda tercih edilen veri tabanı sunucularıdır. Şöyle söyleyelim, buradaki şeylerden Oracle mesela veri tabanı sunucularında Oracle hem güvenlik hem hız vaat ettiği için ve bunu da sağladığı için fiyat performans oranı biraz pahalıdır. Yani pahalı bir veri tabanıdır. MS SQL ona göre biraz daha ucuzdur. Ama MySQL biliyorsunuz ücretsiz bir veri tabanıdır. Ama burada hizmeti aldığınız donanım
sunucularında, yani hizmet aldığınız sunucuların donanım masrafı vardır. PostgreSQL'de burada söylemiştik %19 oranında olan SQLite kullanımı artıyor. Ama SQLite arkadaşlar daha çok tekil kullanıcıların kullandığı bir veri tabanıdır. Biliyor muyuz nerede kullanıldığını SQLite'ın? Arkadaşlar var mı cevap verecek olan? SQLite nerede kullanılıyor, bilgisi olan var mı? Yok mu kimse de bilen? Arkadaşlar SQLite pardon. SQLite cep telefonlarındaki kişisel bilgilerin tutulduğu uygulamalarda kullanılıyor. Özellikle sizin cep telefonlarınızda kullandığınız uygulamaların birçoğunda kişisel verilerinizin tutulduğu veri aplikasyonlar SQLite veri tabanını kullanıyor. Şeyde de NoSQL de şu son zamanlarda özellikle yaygınlaşmaya başladı arkadaşlar. NoSQL kavramı da metin olarak veriler tutuluyor. Metin dosyasında daha küçük, daha az yer kaplıyor. Hız olarak da çok yani performansı düşük değil. NoSQL de yaygınlaşmaya başladı. Tabii şu an %5 görünüyor ama özellikle NoSQL arkadaşlar IoT cihazlarda, yani nesnelerin interneti dediğimiz cihazların gönderdiği verilerin tutulduğu dosyalardır NoSQL'ler. İşte hani büyük ölçekte düşünecek olursanız okyanuslarda su sıcaklığını alan sensörlerin gönderdiği veri NoSQL veri tabanında tutuluyor. Evet, veri tipi belli olmayan. NoSQL aslında veri tipi belli olmayan değil. Veri tipi her türlü olabilir ama herhangi bir şekilde verinin ne olduğu önemli olmayan ve düşük veri kaynakları kullanmayı sağlayan veri yapısı. Günümüzde işte cep telefonlarının konum bilgisi NoSQL veri tabanlarında tutuluyor. Hani diyeceksiniz ki hocam benim konum bilgim nerede tutuluyor? Herhalde biliyorsunuzdur. Sizin konum bilginiz arkadaşlar şu an izin verdiğiniz bütün uygulamalarda tutuluyor. Onlar NoSQL veri tabanında tutuluyor gibi. Bunlar da yine özellikle son dönemde yaygınlaşan hem nesnelerin interneti hem de cep telefonu kullanımının artmasıyla SQLite ve NoSQL'in kullanımı da artıyor arkadaşlar. Ama dünyada tabii ticari amaçlı olarak kullanılan veri tabanında düşündüğümüz zaman Oracle ve MS SQL, MySQL gibi veri tabanları yaygın olarak kullanılıyor. Buraya kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? Bir ara vereceğim. İkinci dersimize başlatacağım. Daha sonra ikinci dersimizde başlatacağım. Sorusu olan yoksa arkadaşlar ara veriyorum. İkinci derste görüşürüz arkadaşlar.